Ortalık biraz toz duman. Siz ne diyorsunuz bu işe? Bir. İkincisi, İstanbul'da da PKK'ya ilişkin bir operasyon aynı anda devam ediyor. Zira geçenlerde eylem hazırlığında olan bir teröristin yakalanması ve ifadeleri doğrultusunda, Botan Kod adlı bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Başakşehir'de yapılan kazıda 7 kiloya yakın C4 patlayıcı ele geçirildi. Şu an İstanbul Valisi de olay yerinde. Orada da büyük bir operasyon ve belki de bir facianın önüne geçilmiş olduğu, büyük bir eylemin önüne geçilmiş olduğu bu operasyonla. Ne söylemek istersiniz efendim? Birbiriyle paralel yürüyen operasyonlar hakkında bir. İkincisi, mesela Leyla Zana'nın da evi aranıyor. Bu konuda bir itiraz var BDP'den yana. Pervin Buldan diyor ki vekilin evi aranamaz. Siz bu konuda ne dersiniz? Evet, tabii ki devletin temel fonksiyonlarından birisi suçla mücadele etmektir. Suçlar iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ya organize şekilde ya da organize olmayan bir şekilde. Organize suçlarla mücadelede devletin farklı kuralları, farklı yapıları, farklı mücadele birimleri var. Şu anda bahsettiğiniz İstanbul'da, Ankara'da sürdürülen bu operasyonlar organize suçla yapılan mücadeledir. Organize suç da iki şekilde karşımıza çıkar. Organize suç ya siyasi amaçlı organize suçtur. Bu durumda buna terör suçu diyoruz. Ya da organize suç çıkar amaçlı bir suçtur. Bu durumda da mafya tipi suçlarla karşı karşıyayız demektir. Hukuk sisteminin onaylamadığı, tasvip etmediği, ciddi şekilde kınadığı davranışlardır suçlar. Suçlarla mücadele edilmesi gerekli olan bir durumdur. Suçlar ya işlenmeden önce bunlarla mücadele edilir. Suçun işlenmeden önünün alınması asıl hedeftir. Ama ne kadar önleyici tedbirler alınırsa alınsın, suçu sıfıra indirmek tarihin hiçbir döneminde mümkün olmamıştır. Bugün de mümkün değildir. Ne kadar önleyici tedbirler alınırsa alınsın, suç işlenmektedir. Ve suçun aydınlatılması, kimler tarafından nasıl işlendi, bunların aydınlatılması için delillerin toplanması icap eder. Ve delillerin toplanması amacıyla da bir takım operasyonlar, yakalamalar, gözaltına almalar, üst aramaları yahut konut aramaları gibi işlemler mümkün olabilir. Tabii ki bir bilim adamı olarak, bir hukukçu olarak genel olarak hukuk normlarından bahsedebiliriz. Somut olarak yürüyen konularla ilgili şu anda dosyaları incelemeden oradaki teknik detaylara tam olarak vakıf olmamız mümkün değil. Dolayısıyla somut olaylarla ilgili birebir değerlendirme yapabilmemiz mümkün değil. Ancak hukuk alenidir. Herkese aynı uygulanır. Önceden belirlenmiş kuralları vardır. Bu kuralların neler olduğunu, hangi konuyu nasıl düzenlediğini değerlendirebiliriz, konuşabiliriz. Kamuoyuyla bu konudaki görüşlerimizi paylaşabiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Peki şimdi efendim, milletvekilleriyle siz, ilgili... Evet, vekilin evi aranır mı sorusunda ne? Evet abi. Selma Hanım, ben de tam oraya geliyordum. Buyurun. Milletvekilleriyle ilgili yapılamayacak işlemler vardır. Anayasanın 86. maddesi. Milletvekilleri hakkında yapılamayacak 4 tane işlem saymıştır. Bu yapılan sayılanlar arasında arama yoktur. Dolayısıyla milletvekilleri hakkında arama yapılamayacağına yönelik açık bir hüküm olmadığına göre bu açıdan milletvekilleri de genel hükümlere tabidir. Milletvekillerinin konutu aranabilir. Bu burada milletvekilleriyle vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir şu anki hukuk sistemimize göre. Peki Sayın Bıçak, acaba yapılamayacak olan o 4 eylem nedir vekiller söz konusu olduğunda? Evet, bu yakalamadır, tutmadır, yargılamadır,
86 diğerini hatırlayamadım ama bu çerçevede. Yani milletvekilliğinin hareket özgürlüğünü tutmadan kastınız sınırlayıcı gözaltına. Anayasa tutma diyor. Aslında literatürümüzde böyle bir kavram yok. Olmadığı için. Ceza muhakemesinde biliyorsunuz gözaltına alma, yakalama, tutuklama var. Ama Anayasa 86 bu kavramları kullanmıyor. Tutma diyor. Tabii burada biz bunu tutuklama olarak anlıyoruz veya yakalama olarak anlaşılabileceğini söylüyoruz. Yani milletvekilinin hareket özgürlüğünü sınırlayıcı bir işlem yapılamaz. Bu da şunun için, mecliste kritik bir oylama vardır. Milletvekilinin bu oylamaya gitmesi engellenmeye çalışılabilir. Dolayısıyla milletvekilliğinin hareket özgürlüğü sınırlandırılarak bir gün 24 saat veya 3-5 saat tutularak meclis çalışmalarına katılması engellenebilir. Böyle bir durum olmasın diye Anayasa 86 bunu düzenlemiştir. Milletvekili dokunulmazlığının kapsam alanı çok sınırlıdır. Sadece burada sayılan 4 işlemle sınırlıdır. Evet. Ama oysa ceza muhakemesinde yapılacak işlemlerin sayısı 30'un üzerindedir. Bu diğer işlemler milletvekillerine karşı da uygulanabilir. Fakat milletvekillerinin bu dokunulmazlığı sınırsız gibi algılama veya kamuoyuna böyle takdim etme gibi bir tavır içinde olduklarını da görüyoruz. Peki şimdi sizin 86. maddeye atfen yaptığınız bu açıklamadan şunu anlıyorum. BDP'li vekil Pervin Buldan'ın itirazı o zaman havada kalıyor. Dolayısıyla arama yapılabilir bir vekilin evine ve soruşturmaya da dahil olabilir. Ama şimdi tutma yapılamaz, yani bizim buradan tutuklamayı anlamamız söz konusuysa eğer, tutuklama yapılamaz dediğimiz noktada benim aklıma hemen Silivri cezaevi geliyor. Zira orada iki tane CHP'nin, bir tane MHP'nin, BDP'nin de yaklaşık yanılmıyorsam 5 tane vekili tutuklu. Bu konuda Sayın Bülent Arınç'ın da açıklaması vardı. Artık bunun lamicimi yok. Bu işin hallolması lazım. Vekillerin yeri parlamentodur şeklinde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Zira yargıda reform paketinde de bu konuda bir takım düzenlemeler olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Bir defa öncelikle şunu demek lazım. Kişiye özel düzenleme yapmaktan Türkiye'nin vazgeçmesi gerekir. Hukuk devletinde kişiye özel düzenlemeler olmaz. Toplumun bir takım sorunları tespit edilir ve bu sorunlar toplumun sorunları ise yasama organı parlamento buna çözüm üretir. Kişiye mahsus, işte geçen yapıldığı gibi Aziz Yıldırım gibi, şike yasası gibi belli kişilere yönelik özel olarak düzenleme yapılması hukuka olan güveni derinden sarsar. Hukukun özüne de uygun düşmez. Dolayısıyla kişiye özel düzenlemelerden kaçınmak lazım. Tabii bu Silivri konusu farklı bir konu. Oradaki tutuklu, şu an tutuklu olan milletvekillerinin tutukluluğu milletvekili olmadan başladı. Tabii yargılamaların uzun sürdüğü Türkiye'de bir vaka. Yargılamaların makul süre içerisinde tamamlanması gerekir. Çünkü yargılama devam ederken ortada henüz suçlu yoktur. Suç işlediği iddia edilen kişiler vardır. İddia eden de iddiasını ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla bunu iddia eden savcılık mahkemede bunu ispat edinceye kadar anayasa 38. madde kişiler suçlu sayılamaz diyor. Evet. Ve tutukluluğu da bir tedbir olarak düzenliyor. Tedbirde iki şeye karşı bir tedbir, ya kaçma şüphesine karşı bir tedbir yahut da delilleri karartma şüphesine karşı bir tedbir. Eğer bu iki risk yoksa, yani delilleri karartma şüphesi ve kaçma şüphesi yoksa, tutuklamaya zaten başvurulmaması gerekir. Tutuklama hiçbir şekilde peşin bir ceza şeklinde uygulanmaması gerekir. Yargılamalar çok uzun sürdüğü için
Tutuklamalar da maalesef ülkemizde uzun sürmektedir. Tabii uzun süre tutuklu kalan kişi yapılan yargılama sonunda suçsuz bulunabilir. Bu durumda içeride özgürlüğünden beyhude mahrum kalmış olacaktır. Böyle bir ihtimal esasen yasalar öngörmüştür ve kişilere tazminat ödeyeceğini devlet garanti etmiştir. Eğer haksız yere sizi, özgürlüğünüzü kısıtlarsam demiştir. Uluslararası standartlara baktığımız zaman bir dava ne kadar karışık olursa olsun, şüpheli sanık sayısı ne kadar fazla olursa olsun, bu davanın 4 yıl içerisinde bitirilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Bu 4 yıla hem soruşturma aşamasında geçen süre dahildir, hem duruşmada geçen süre dahildir, hem de temyiz merciinde, yani Yargıtay'da dosyanın geçirdiği süre dahildir. Eğer bu 4 yıl içerisinde devlet yargılamayı bitiremezse, ki bu Silivri yahut Ergenekon dosyalarında bu bitecek gibi görünmüyor. Evet. Başka davalarda da Türkiye'de 15 yıl süren, 20 yıl süren çok sayıda dava var. Türk adalet sisteminin oldukça yavaş işlediği bir vaka. Adaletin temel sorunlarından birisi bu. 4 yılda bitmeyen her dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülebilir. Kişi ne kadar suçlu olursa olsun, yargılama makul sürede yapılmadı diye bunun bir insan hakları ihlali olduğunu ileri sürebilir. Ve bu iddiası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 4 yılı geçtiyse kabul görmektedir. Ve devlet insan hakları ihlali yaptı diye mahkum olmakta ve kişiye tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. Sayın Bıçak, altını çizelim ilgili isterseniz oranın. Eğer tutuklu yargılama süresi 4 yılı aştıysa ve hala bir hüküm giyme ya da beraat söz konusu değilse, devam ediyorsa yargılama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tür emsal durumlarda o devleti, o ülkeyi mahkum ediyor diyorsunuz. İnsan haklarına evet, aykırı buluyor evet. Mu mahkum ediyor? Tutuklu olması da şart değil. Tutukluluk aslında 4 yıl da çok uzun bir süre. Tutuksuz da olsa bir yargılamanın 4 yıl içerisinde bitirilmesi gerekir. Yani devlet adalet dağıtmak yükümlülüğünde, evet. Ve adalet dağıtırken mahkemelerini o şekilde organize etmeli ki mahkemeleri hantal olmamalı, yavaş olmamalı. Bir dava ne kadar karışık olursa olsun, şüpheli sanık ne kadar işi uzatmak için gayret sarf ederse sarf etsin, 4 yıl içerisinde bütün süreçleri bitirip dosyayı işlemden kaldırması gerekir devletin. Eğer 4 yıl içerisinde devlet yargılamayı bitiremiyorsa bu bir insan hakları ihlalidir ve tazminat gerektirir. Strasbourg Mahkemesi'nin bu konuda yüzlerce içtihadı vardır. Evet. Şimdi Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin de diyor ki biz 3. yargı reformu paketinin içine koyduğumuz maddeye göre bir yılda bunları bitirmeyi hedefleyeceğiz diyor. Yani 4 yıla varmayacak, artık 1 yıl inşallah. Bugün de meclise gelecek bu paket ve görüşülecek. Ama sadece uzun tutukluluk sürelerini kapsamıyor bu paket. Zira temizle bir yıla indirilmesi de işte paketin içinde, biraz önce söylediğimiz gibi, ayrıca ceza yargılamalarının 1,5-2 yıl içinde ortalama 1 yıl gibi süresinin inmesi de söz konusu. Yine Meclis Adalet Komisyonu tutuklu ve hükümlerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye, işte bizim haber al düzenlemesi olarak kamuoyunda konuşulan düzenlemeyi de kanun teklifiyle kabul etti. Şimdi bu durumda tabii ki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarını görmeleri, özellikle hasta olmaları durumunda, özellikle cenaze durumlarında görmeleri çok insani bir durum. Bunun da zaten bugüne kadar çoktan bu madde olarak girmiş olması gerekirdi diye gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Bir. İkincisi, bir yıl süresi size biraz ütopik mi geliyor, yoksa olabilir mi? Evet, ikinci sorunuzdan başlayalım. Bir yıl süresi şu an Türkiye şartlarında hayal ötesi, ütopik ötesi bir durum. Çünkü şu anda sistemin üzerinde 5 milyon dosya yükü var. Bu 5 milyon dosyayı mevcut mahkeme yapısı, adalet sistemi işleyemiyor. Ve bu 5 milyon dosyanın 300 bini zaman aşımına uğruyor her yıl.
Evet. Çünkü davaların belli bir süre içerisinde bitirilmediği zaman ömür boyu işlemde kalması mümkün değil. Zaman aşımı süreleri dediğimiz aslında uzun süreler. 5 yıldan başlayıp 30 yıla kadar değişen farklı zaman aşımı süreleri var. Bu süreler içerisinde bitirilmeyince dava zaman aşımına uğruyor. Yani devlet cezalandırma hakkını kaybediyor. Dolayısıyla 300 bin dosya da devlet zaten yargılamayı bitiremediği için düşüyor. 5 milyon dosyada bu bir yıla nasıl inecek? Bu gerçekten çok iddialı bir hedef. Umarım gerçek olur. Bunun belki dünyadaki uygulamalarına bakmak ve dünyada ne gibi sistemler kullanılıyor, bunları örnek almak lazım. Ben hukuk fakültesine girdiğim yıllardan beri Türkiye'de hep yargı reformu paketleri hep gündemdeydi. 90'lı yıllardan, 2000'li yıllarda sürekli yargı reformları, hepsi tabii büyük reform olunca büyük beklentiler içeriyorlar. Evet. Ama neticede ortaya çıkan şeyler küçük, ufak tefek değişiklikler şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve yapısal sorunlara cevap bulunamıyor. Bugün Türk adaleti tıkanmışlık düzeyine gelmiştir. Belki yapılması gereken temel sistem belki İngiltere'de ve Amerika'da olduğu gibi itham pazarlığı sistemini getirmektir Türkiye'ye. İtham nasıl pazarlığı bir sistemi getirilecek bu? Bu şudur. Burada itham pazarlığı sisteminde soruşturma dört dörtlük yapılır. Evet. Bütün deliller soruşturma evresinde toplanır ve soruşturma bittikten sonra savcı dava açmadan soruşturma dosyasını şüpheli sanığın önüne koyar, şüpheli veya sanığın. Der ki işte dosya burada, bu dosyayı mahkemeye götüreceğiz ve size şu cezayı aldıracağımızı tahmin ediyoruz der. Kişi ve avukatı bu dosyayı inceler. Eğer deliller hakikaten mahkumiyet izlenimi veriyorsa, bu durumda kişiler savcıya şöyle bir teklifte bulunabilirler. Gel biz duruşma hakkımızdan vazgeçelim. Mahkemenin vaktini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Hı hı. Dosyada zaten deliller mevcut. Bu deliller hangi mahkemenin önüne gitse buradan mahkumiyet çıkar ve şu ceza çıkar. Dolayısıyla biz işi yokuşa sürmeyelim. Aramızda mutabakata varalım. Biz iyi niyetimizi gösterelim. Bu da ıslah olduğumuzu yolunda bir gösterge sayın bunu. Dolayısıyla cezamızdan ona göre bir indirim yapın. Yani savcılıkla şüpheli veya sanık pazarlığa bir oturuyor. Mutabakata varır. Evet. Mutabakata varır. Kişi duruşma hakkından vazgeçer. Ve bu özgür iradesiyle vazgeçtiğini sadece bir hakim göz atar. Gerçekten özgür iradenle mi sen bunu kabul ettin diye sorar ve dosya orada kapanır. İngiltere ve Amerika'da ceza dosyalarının %95'i bu şekilde itham pazarlığı sistemiyle biter. Yani duruşmaya gitmez. %95 çok büyük. Duruşmaya gidenler %5'lik küçük bir kesimdir. Evet. Ve işte bu Amerikan filmlerinde gördüğünüz jüreli, gösterişli, günlerce süren, evet, her bir delilin tek tek ayrıntılarıyla konuşulduğu, üzerinde tartışıldığı, büyük masraf gerektiren duruşmalar, adaletin böyle mükemmel tecelli ettiğini gösteren duruşmalar o şekilde ancak %5'inde gerçekleşiyor. Ancak böyle radikal bir reform yapılacak olursa, itham pazarlığı gibi bir sistem getirecek olursa bu reform paketi, bu durumda bir yılda çözüm davaların bitmesi mümkün olabilir. Bu şu anda aslında bir yıl çok hayali. Şundan hayali. Posta sistemine bile bağlı bu. Şimdi soruşturmayı siz bir yılda bitirebilmek için 3 ayda soruşturmayı bitirmeniz lazım. Efendim. Ondan sonra 6 ayda mahkemeyi bitirmeniz lazım. Son 3 ayda da Yargıtay'ı bitirmeniz lazım. Yani bu kadar şey postada geçen zamanlar falan dikkate aldığınız zaman Türkiye şartlarında bu hemen bugün yarın
olma imkanı çok zor olan bir durum. Ama yine de böyle bir hedef konuluyorsa toplumun ve adalet sisteminin önüne tabii ki bu iyi. Ama adaletin de gerçekten yapılması lazım. Yani hiç adalet dağıtmadan mesela bir günde de biz dosyalar eritebiliriz. 5 milyon dosyayı yazı tura atarak suçlu suçsuz diye bir günde bitirip eritebiliriz. Yani bu şekilde de adaleti hızlandırmak mümkün olabilir. Ama tabii adalet bu şekilde rastgele piyango bileti gibi işlememesi lazım. Tabii amaç adalet bir şekilde. Haklıyla haksızı. Evet. Evet, haklıyla haksızı ayırt etmesi gerekir. Gerçi adalet tanrıçasının gözü bağlıdır biliyorsunuz. Bu aslında tarafsızlık anlamı olsun diye böyledir. Fakat Türkiye'de şu anda bu başka türlü anlaşılıyor. Adalet, Türk adaletinde gözü bağlı. Yani görmüyor. Görmeden rastgele kimi tutarsa onu cezalandırıyor şeklinde bir toplumda hakim kanaat var. Bu kanaatlerin yani değişmesini olan, diliyoruz güven tabii. Önemli ölçüde düşmüş durumda. Çok doğru. Efendim? Şimdi bu kanaatlerin değişmesini diliyoruz tabii. Olması gereken kanaatlerin yerleşmesini diliyoruz bir yandan. Bir yandan da sizin bu bahsettiğiniz itham pazarlığı sistemi paketin içinde var mı yok mu? Gerçekten paketin tam da içeriğini bilmiyoruz çünkü. Bugün meclise görüşecek. Belki o zaman detaylı olarak öğreneceğiz. Ama eğer yoksa muhtemelen de yok. Ve biz bir yılda bu davaları bitirme şansına da sahip değiliz gibi görünüyor. Sizin de dediğiniz gibi. O zaman şöyle bir şey yapamaz mıyız? En azından zaman aşımı sürelerini 5 ila 30 yıla kadar işte belli aralıklarla zaman aşımı süreleri var dediniz. Bu süreleri biraz daha yükseltip cezasız bırakmamak için bir tedbir alamaz mıyız Sayın Bıçak? Bu mantıklı mı? Evet, zaman aşımı süreleri zaten uzun sürelerdir. Yani 30 yıl zaman aşımı süresi ağır suçlarda tabii. Daha başka suçlarda 25 yıl, 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl ve 5 yıl suçların ağırlıklarına göre değişen zaman aşımı süreleri var. Zaman aşımı süresi aslında devlete bir elini çabuk tut diye bir süre veriyor. Yani 30 yılda bir devlet yargılama yapamıyorsa artık o yargı sistemi felç olmuş demektir veya 20 yıl, 10 yıl. Zaman aşımı süreleri 2005 yılında bir kat uzadı. 2005 yılında daha da azdı zaman aşımı süreleri. Bunlar uzatıldı. Zaman aşımı sürelerini uzatmanın bir çare olacağını ben düşünmüyorum. Zaten işte en düşük zaman aşımı 5 yıl. 5 yılda bitmesi lazım. Zaten şunu da söyledik. 4 yılda bitmiyorsa yargılama bu insan hakları ihlalidir. Uluslararası standartlara evet. göre Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre. Dolayısıyla bir dosyanın 20 yıl gündemde kalması, 10 yıl gündemde kalması hukuk devletinde kabul edilebilir uygulama değildir. Zaten insan hayatı dediğimiz nedir ki 30 yaşında sanık olan birisi eğer 20 yıl yargılanacaksa hayatını profesyonel sanık geçirmiş olacaktır demektir. Kendini bu şekilde tanımlayan kişiler de zaman zaman karşımıza çıkıyor. 30 yıldır yargılanıyorum, emekliliğim geldi, profesyonel şüpheliyim, profesyonel sanığım gibi sıfatlar kullanan insanlardan görmek mümkün. Bu peki, adaletin evet. Buyurun Selma Hanım. Şimdi efendim tabii bu manzaraların değişmesini biz diliyoruz. Ben de bu konumlu budur. Bu konunun üzerine ısrarla mütemadiyen gitmesi gerekir. Ama bir yandan da işte devam eden davalar var ve çok önemli kararlar var. Merak edilen, merak edilen. Biraz önce tutuklu vekillerin durumunu konuşmuştuk. Ama sadece tutulanlar ve işte bir eski ve Yüce Divan'da yargılanması talebiyle başvuruda bulundu ama siz ne dersiniz? Maddeleri, siz ne dersiniz? Mesela net mahal değişikliği yeni yapıldı. Geçen sene 12 Eylül'de bir referandumla anayasa değişti biliyorsunuz. Bu anayasa değişene kadar Yüce Divan'da yargılanacak kişiler arasında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları yoktu. Meclis Başkanı da yoktu.
anayasa değiştirilerek Yüce Divan'da yargılanacak kişiler arasına, yani Yüce Divan kalkanının içerisine meclis başkanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları da alındı. Evet. Dolayısıyla anayasanın hükmü son derece net. Genelkurmay başkanlarının yargılanacağı merci Yüce Divan olarak anayasada açık net olarak yazılmıştır ve bu da referandumla halkın kabulüyle yasalaşmış bir durumdur. Burada tabii bu görev suçu kavramının açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Evet. Görev suçu şudur: kişinin zaten yargımıza göre ortada bir suç iddiası olması gerekir. Evet. Yani onaylanan bir davranış. Mesela rüşvet almak kişinin görevi değildir ama kamu görevlisi rüşvet alırsa bu rüşveti neden dolayı almıştır? Kamu görevinden dolayı. Evet. Dolayısıyla bu görev suçu, buna diyoruz. Yani görev suç işleme hakkı vermiyor. Göreviyle ilişkili suç demek. Peki başbuğun hakkındaki iddianamede makamında birisini, evet izin verseniz, makamında buyurun, birisine tokat atarsa bu görev suçudur. Göreviyle ilgili, görevinin makamın verdiği nüfuzu kullanarak bunu yapmıştır. Ama diyelim ki aynı kişi pazarda domates alırken pazarcı çürük domates verdi diye pazarcıya atarsa bunun göreviyle bir başkanına, bu göreviyle ilgili bir konu. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği nüfuzla ancak darbe yapılabilir, o güçle yapılabilir. Yoksa kişi tek başına o sıfatlardan arınmış, o makamdan arınmış olarak zaten darbe yapabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu görevle ilgili bir konudur. Burada herhangi bir tereddüte, benim açımdan tereddüte mahal gösterecek herhangi bir husus yoktur. Dolayısıyla Yüce Divan'da yargılanmalıdır diyorsunuz. Siz de Cumhurbaşkanı Gül'ün işaret ettiği noktaya işaret ettiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Mahit Bıçak. Aslında birçok dava var konuşulması gereken ama sürelerle sınırlıyız. Evet. Ağzınıza sağlık. Değerli görüşleriniz için bir kez daha teşekkür ederim. İyi yayınlar Selma Hanım. Sağolunuz efendim. Sayın seyirciler, bugün kuşağının bugün de sonuna geldik. Cüneyt Şen'in sunumuyla spor haberlerini izleyeceksiniz birazdan. Biz de bu akşam saat 21.10'da siyaset raporuyla yine ekranlarımızda.